Herkese iyi akşamlar. Bugün 6 Mart akşam 23.30 suları gümüş kısa vadeli analizine başlıyoruz. Öncelikle cuma günkü telafi analizini yaptığımızı söyleyelim. Yani perşembe gününden sonra yapamamıştık. Onu telafi etmeye çalışacağız. Arada kopukluk olmaması için, çünkü bütün analizler birbiriyle ilişkili. En az 3 gün izlerseniz arkadaşlar, kanalımıza yeni gelen arkadaşlar bunun önemini anlayabileceksinizdir diye düşünelim. Şimdi arkadaşlar cuma günü şunları, perşembe günü şunları söylemiştik en son. Gümüş 26.2'yi kırdı ve çöktü demiştik. Bizim için önemini geçen hafta anlatmıştık sizlere. Yine kısaca bahsedebiliriz ve özet kısmında da perşembe günü şunu da yazmıştık. Ons gümüşte düşüş trendi 26 dolar altında kaldıkça devam eder. Destek dirençleri yazdıktan sonra da gram gümüşte 6.20 seviyesinin altında kaldıkça düşüş trendinin devam edeceğini sizlere aktarmıştık. Evet, yine ons bazından başlarsak, ons tarafında cuma günü en düşük 24.8'leri gördük. 24.8'ler bizim için önemli bir destekti. Oraları arkadaşlar tutunmaya çalıştık oralarda. Ama halen ben düşüş trendinin devam ettiğini düşünüyorum. 25.8'lerde bir desteğimiz vardı. Hatırlarsanız orası kırılmıştı. Artık orası bizim için direnç olduğunu düşünüyorum. O noktanın üzerine çıkmadıkça da düşüş trendinin devam edeceğini sizlere söyleyebiliriz arkadaşlar. Pazartesi için geçerli bu seviye. Bunu da yine özet kısmında yazacağız. Şimdi iki tane önemli noktamız var arkadaşlar. Burada 24.9 ve 24.5 seviyesi. Bu seviyeler artık yavaş yavaş dip olmaya aday noktalar olarak düşünüyorum. RSI tarafına baktığımızda burada da dip seviyeleri yaklaşıyoruz ama herhangi bir dönüş sinyali görmediğimiz için halen özellikle burada 24.9 önemli. Orayı test ettik ama altında kapanış yapamadık. Daha kötü durumda ise 24.5'lar var. Dolayısıyla bu bölgeden artık dip yapabileceğini düşünüyorum ben. Yatırım tavsiyesi olmadan ama düşüş trendi devam ediyor. Hangi seviye? 25.8 doların altında kaldıkça bizim düşüş trendimiz devam eder diye düşünüyorum. Ve ons sinyal tablosunu açarsak, ons gümüş sinyal tablosunu açtığımızda en son perşembe günü, geçtiğimiz hafta perşembe günü, bir hafta önce yani 27.75'ten düşüş trendinin başladığını yatırım tavsiyesi olmadan söylemiştik. Ve 28.3'ten nereye geldik bir hafta içerisinde? 24.8'lere kadar. Burada ne kadar bir fark var? 28.3 bölü 24.9 dersek %13.6 gibi bir rakam arkadaşlar. Düşüşü analiz sistemimiz tespit etmiş oldu. %10 diye biz buna kabaca alt noktaları, sinyal noktalarını düşündüğümüzde. Evet ve canlı yayınlarda da bu sinyalleri sizlere yatırım tavsiyesi olmadan eğitim amaçlı teknik analiz stratejimizin sonuçlarını sizlere vermeye çalışıyoruz. Bu stratejileri de olabildiğince eğitimlerde anlatmaya çalışıyoruz. Eğitimler konusunda bilgi almak isterseniz de aşağıdaki mail adresine mail atabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi tekrardan analiz sayfamıza dönelim. Analiz sayfamıza döndüğümüzde dediğimiz gibi günlük bazda düşüş trendi devam ediyor. Henüz ben bir toparlanma göremiyorum günlük bazda ama 5 saatlik baza baktığımızda burada bir toparlanma görüyorum ben. Pazartesi günü de 25.2'lerin üzerinde açmasıyla beraber burada bir miktar yükseliş potansiyeli olabilir. O durumda da hemen bakalım. İlk direncimiz burada 25.3 ve 25.6'lar gözüküyor 5 saatlik grafiğe baktığımızda da, yani yakın vadede de ufak bir yükseliş olabileceğini gösteriyor 5 saatlik grafiğe göre. Bunu da söyleyelim ve gram tarafına geçelim. Gram sinyal tablosundan da öncelikle bahsedelim. Gram gümüş sinyal tablosu, evet, burada. Evet, en sonda 6.39'dan stratejimize göre eğitim amaçlı sinyalimiz 6.39'dan başlamıştı ve nereye kadar geldik? 6.03'lere nereden geldik? 6.57'lerden. Eğer 6.39'u baz alırsak bölü 6.07, %5.2 analiz sistemimiz gram bazında gümüşte tespit etmiş oldu. Yatırım tavsiyesi tabii ki asla değil arkadaşlar. Bunları ben sadece analiz sistemimizin oluşturduğu sistemin gücünü göstermek maksadıyla sizlere aktarıyoruz. Takdir edersiniz etmezsiniz, o sizin bileceğiniz iş arkadaşlar. Ben teknik analizi bu şekilde anlatmaya çalışıyorum, birazcık da yardımcı olması maksadıyla. Şimdi gram analiz sayfasına geçelim. Burada da günlük bazda arkadaşlar yine cuma günü de bir düşüşle kapattığımızı görüyoruz. 6.03'lerde kapattık.
Demin 6.07 dedim ama daha da altlarda bir seviyede kapattık. Daha da %6'lar buna dahil edebiliriz. Sinyal tablosunu oluşturduğumuz duruma. Ve burada arkadaşlar biz yine geçen haftalarda çizdiğimiz bir önemli bir destek noktası vardı. Bakın alt noktaları çizdiğimizde şöyle bir grafik oluşuyordu. O grafikte üst tarafı da çizersek anlamlı olacak. Gördüğünüz gibi bir daralan üçgen formasyonu vardı. Bu daralan üçgen formasyonunda ana desteği kabaca 5.95-6.03 bölgesinden geçiyordu. Üst tarafta da 6.55 civarından 6.60 civarından geçiyordu. Dolayısıyla bizim için ana destek burada şöyle kabaca 5.95, üst tarafta ise 6.60-6.55 bölgesi diye sizlere aktarabiliriz arkadaşlar. Ve bu iki direnç ve destek noktası arasında gezinmeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Şu an dibe doğru gidiyor. Dipte de 5.95-6 bölgesini olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada da yine 5.95'lerin dip olabilecek noktalar olabileceğini düşünüyorum. Burada da halen düşüş trendi devam ediyor mu dersiniz. Evet devam ediyor ve 6.10'larda bir yanlış hatırlamıyorsam bir direnç olması gerekiyor. Şöyle bir bakarsak evet 6.10'larda bir direnç var. 6.10'ların altında kaldıkça da ben arkadaşlar düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorum. Ana desteğimiz de 5.95'ler, 6 TL'ler, iki tane önemli desteğimiz var diye düşünüyorum. Evet, çok fazla uzatmadan yavaş yavaş özete geçeceğim ama öncelikle bir de 5 saatlik baza bakalım. 5 saatlik bazda da bir toparlama var. Burada pazartesi günü eğer 6.12'lerin üzerinde bir açılış ve bunun da devamı gelirse en azından 6.15'lere doğru bir yükseliş hareketinin olabileceğini gösteriyor açılış hareketinde. Ama günlük bazda dediğimiz gibi burada halen hareket zayıf gözüküyor. Kapanış 6.11 gözüküyor. Burada günlük bazda 6.03 herhalde bir hata var. Günlük bazda şöyle bir hemen kontrol edelim. Gümüş gramdı. O yüzden biraz beni geriyor arkadaşlar bu analiz yaparken. Hangi grafiğe doğru olduğunu bazen bizi yanıltıyor. Doğru olduğundan emin olamıyorum. Evet 6.10 gözüküyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar 6.07 en düşük gördük. Dolayısıyla burada da yine en düşük kaç görmüşüz onu da bir kontrol edelim. 5.90 5.96'yı gösteriyor arkadaşlar. Demek ki biz Cuma günü 5.97'leri görmüşüz. Orası da bizim için dip noktalardan bir tanesiydi. Gerçekten orası da şimdilik çalışmış gözüküyor. 6.10'lardan kapatmışız. Eğer biz arkadaşlar yine 6.10'ların üzerinde bir kapanış yapabilirsek bu durumda 6.15'lere doğru gidebiliriz ama günlük bazda bir yükseliş beklemek için birazcık erken gözüküyor. Bakalım pazartesi günü 6.10'ların üzerinde bir kapanış tekrardan gelecek mi? Bunu takip edeceğiz sizlerle beraber. 5.95 burada sağlam destek. 6.10'larda bir pivot noktası var. 6.10'ların üzerinde kapatmamızla beraber hızlı bir şekilde bizim şöyle gösterelim yine 6.15, 6.17 hatta 6.25'lere doğru da bir hareketin başlangıcı olabilir ama henüz değil arkadaşlar. Bunları da takip etmek durumdayız. Şimdi özetimizi yapabiliriz. Ons gümüşte düşüş trendi 25.8 dolar altında kaldıkça devam eder. Bakın tek koşulumuz bu. Destek burada 24.9, 24.5, 24.5'ler dip olabilir. Şöyle soru işareti bırakıyorum. Direnci de yazalım. Direnç noktasında ise 25.5, 25.9, 26.2 seviyelerini yazabiliriz arkadaşlar. Ve gram gümüşe geçelim. Gram gümüşte nötr bir görüntü var. Ancak 6.11 altında kaldıkça düşüş trendi devam edebilir. Pazartesi takip edilmeli. Destek burada 6.07, 6.02, 5.95 oldukça önemli. Direnç tarafında 6.11, 6.16 seviyelerini yazabilir. Sonrasında da 6.21.
Hatta iyi durum, her şey iyi giderse 6.25'lerinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, videoyu burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Umarım bu 6.10 seviyesi doğrudur. Cuma günkü kapanış, ona göre analiz yaptık ama halen düşüş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama 5.95'lerde bir destek bulduğunu ben gözlemliyorum. 5.95'in altından şöyle bir toparlanma meydana gelip tekrardan yukarı doğru dönecek mi, dönmeyecek mi? Pazartesi, Salı günü muhtemelen bu belli olacaktır. Zaten her günde bunun için analiz yapıyoruz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.